Harry Potter. Bir zamanların en güzel film serisiydi. Bana göre hala gözümden düşmüş değil. Dönüp tekrardan izlerim tabii ki. Ama o eski tadı vereceğini hiç sanmam. Sinemadan çıktığımda elime aldığım ilk çubuk ile Expelliarmus diye bağırdım günler dün gibi aklımdan. Bu seri bana her şeyiyle cazip gelmişti o zamanlar. Ama aralarında en çok sevdiğim şey büyülerdi. Evet, o sihirli asallarını sallayıp ucundan çıkan şimşekler, alevler ve hatta devler. Devler. Ben de düşündüm ki bir büyü listesi hazırlasam ilk ona hangilerini koyardım. İşte karşınızda benim en sevdiğim 10 büyü. Bu büyüyü hepiniz bilirsiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü film boyunca neredeyse en çok kullanılan büyülerdendi. Ben ölüm yadigarlarındaki Lucius Malfoy'a gülüyorum. Harry arda arda iki kez adamı havaya uçurmuştu. I'm hopeless. You're just flourishing your wand too much. Try it like this. Expelliarmus! You will please... Expelliarmus! Bu büyüyü ilk gördüğümde aşık olmuştum resmen. Neden mi? Çünkü Snape kullanmıştı. Peki neden mi birinci sırada değil? Son filme doğru herkes kullanmaya başladı ve baydı. Önünde gelen Expelliarmus diye bağırıyordu ya. 1, 2, 3, Expelliarmus! Okunuşu nedense bana hep Bomberman'i hatırlatıyor. Aslında fazla da farklılık yok, ikisinde de bir şeyler patlatılıyor sonuçta. Bir de bunun Maximus'u var, o çok daha güçlü bir patlama yapıyor. Hatırlarsanız Dolores Hanım ihtiyaç odasının kapısını patlatmıştı bununla. I'll make short work of this. Bombarda, hatırlarsanız Sırlar Odası'nda Malfoy Harry'i uygulamıştı. Bu büyüyü ilk gördüğümde oha Malfoy'da da iş varmış ha olmuştum. Okunuşu ayrı bir havalı zaten. Ve sanırım 8 film boyunca sadece bir kez kullanıldı. Bu büyüyü belki Ginny yerine Harry ya da Ron yapmış olsa bu listede yer kazanamazdı. Abi birinin ağzına bu büyü bu kadar mı yakışır ya? Ginny büyüyü ihtiyaç odasında ilk yaptığında ağzım açık kalmıştı, alkışlayasım gelmişti.
Ah ben de bir büyücü olsam olsam delirsem büyülerden bu da. Hermione yengemiz Neville'ı yapmıştı ilk filmde. Ama ben bu büyüyü filmlerinde değil oyunlarında sevmiştim asıl. Sanki mübarek MVP gibiydi, tek atıyordu. Ah seni gidim Eles Prens. Ne olacaktı da Malfoy acılar içinde ölseydi? Okunuşu kadar kendisi de çok havalı ve kurbanlarına tarifsiz bir dehşet. Müthiş, müthiş bir güçtenmiş. Şimdi, gözlerinizi kapatın ve düşünün. İstediğiniz insanın zihnine girmeyi, düşündüklerini görmeyi. Sizi bilmem ama bana göre aşırı etkileyici. Kurbanınızın zihnine girip ona dehşet verici acılar yaşatabilmek. Aman Allah'ım. Aynen baban gibisin. Tembel ve kibirli. Babam hakkında asla böyle konuşamazsın. Zayıfsın. Zayıf değilim. Öyleyse kanıtla. Duygularını kontrol et. Düşüncelerine hükmet. Zihni fende. You've been taught how to duel, I presume, yes? First, we bow to each other. Come on now, Harry, the niceties must be observed. Dumbledore wouldn't want you to forget your manners, would he? I said, bow! That's better. Now! Crucio! Crucio! Of, of, of. Tam bir işkence aletim. Tazik üstüyle işkence mi olur hiç ya elinizde böyle bir varsa. Kurbanın ölmeden acı çekmesini izlemek istiyorsan bire bir bir büyü. Ayrıca fark etmiş olmalısınız ki şu ana kadar listeme hiç defansif bir büyü eklemedim. Sebebini bilmem fakat şu asalar harbiden elimizde olsalardı kendime kalkan yapmak yerine ilk ve en acı verici darbeyi yapan ben olmaya çalışırdım ki rakip yerden kalkamasın. Bu dediklerimin üzerine birinci büyüyü tahmin etmiş olmanızı umuyorum. Zira sizin en sevdiğiniz büyünün bu olduğundan eminim. Hadi izleyelim. Kesin hepiniz Voldemort gibi okudunuz diyor da içinizden tekrar ettiniz. Biliyorum gizemeyin. Benden önce film etmiş olan bir arkadaşım oğlum o Adabra Kadabra değilmiş de Avada Kedavra'ymış dediğinde hadi lan oradan demiştim. İnanmamıştım yani. Please. Avada Kedavra. Bu büyüyü filmi izlemeden önce bir yerlerden hatırlıyor gibisiniz değil mi? Evet bende de var o durum. Sanki daha önceden bu büyüyü başka bir yerden hatırlıyor gibi.
Bu listeyi hazırlaması inanın bana çok zordu. Bu listeyi ekleyemeyip yüreğimde yer kazanmış daha çok büyü var. Artık başka bir videoya. Şimdi gelelim günümüze. Bu videoyu montajlarken 2016'nın yaz ayında bulunmaktayım ve Kasım'ın 11'inde Fantastik Canavarlar Nelerdir ve Nerede Bulunurlar adlı Harry Potter temalı bir film vizyona girecek. Şahsen çıkacak olan filmi izlemek için can atıyorum diyebilirim. Ya aslında siz şu an konuştuklarımı dinlerken film çoktan vizyona girmiş bile olabilir. Yani ne zaman izlediğinize bağlı aslında. Daha çok buna benzer videolar gelmesini istiyorsanız bana fikirlerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından ya da mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Ya hayır, ne olacaktı biz de büyücü olsaydık? Elimizde asalarıyla koşup oynasaydık. Hayır anne, asam ile çelik çomak oynamayacağım.